Aynen hocam, buradasın. Sesi açmamışım. Evet, Yani hazırım. burada da mesela bütün yukarıdan aşağı hepsine tek tek bakmak gerekir diye kastım oydu hocam. Kusura bakmayın biraz uzattım ama ya en Yok, azından ben öyle. estağfurullah, yok. Şey doğru ama hepsi aynı şekilde gelmiyor. Mesela Yani her... şu parantez, evet Evet. biraz evvel sizin söylediğiniz birinci büyük parantez var ya şeyden ID'den başlayıp en altta Evet. account'lara kadar gelen. Şöyle. Mesela bu biz aldığımız iyi bir örnek fakat bu da hepsini içermeyebilir. Dolayısıyla bizim bütün gidip bütün objeleri tek tek bakmamız gerekiyor. Hangisi en fazlasını içeriyor diye. Yani Yani onu benim ilk başta söylemek istediğim oydu. Belki yanlış ifade ettim ama onu belirlersek bir kere başta ona göre her şeyi başta çözümlemiş oluyoruz zaten. Evet. Ben sizin demek istediğinizi anladım zaten de. İşte şey biraz kafamı şey karıştırdı. Diğer taraf o global dediğiniz şey karıştırdı. Yani Şimdi biraz. globallar işte o şeyler oluyor. İlk başta bizim alt kısma girmiyor ya mesela country, durun hocam. Country burada global. ID name, country'nin altındaki ID name ve status da eğer yanlış söylemiyorsam local olması lazım. Evet. Global dediğiniz her yerde kullanabildiğimiz yani Evet, geçerli evet. olan bir Şu şey. yukarıda belirledik ya hocam şu kısmında en üstte private. İşte onlar Evet. global oluyor. Aynen. Evet. Burada mesela bunları sonra teke teker yani o gün Burcu Hanım da şey dedi biz abi biz getir satırla yaptık ama daha mantıklısı şey de olabilir yani constructor'la da getirebiliriz şuradan. Daha şey Evet akıllı. aslında ha o bende daha makul. Daha makul çünkü hepsini ayrı ayrı şey yapmak yerine orada hepsini çağırıyorsunuz. Evet Çok yani güzel düşünmüş constructor Burcu Hanım. aynen evet. Ya işte hocamız öyle göstermişti. Ben de öyle genelde biz öyle şey yapmıştık. Şey yapalım. Neydi? Tamam. Şu nerede? Şunu açmıştık. Hangisiydi o? Bir dakika. Şöyle. Bir de ben en son bir şey daha söyleyeyim. Mesela biz burada bizim elimizde atıyorum 25-30 tanelik bir liste var. Yani topu topu. Yani çok düşük bir şeyimiz. Ben bunu derste hocaya da sormuştum. Yani büyük bir şey olan API olan bir şey var mı diye hoca ben bildiğim yok. Eğer bilirseniz oraya bakabiliriz demişti ama Nilüfer Hanım. Öyle kalmıştı. Şimdi burada biz bakıyoruz mesela baktığımızda aşağıya print yaptık bir liste aldık ya hocam. Şeyi attınız. Neydi onun ismi? Notepad'e attınız. Mesela orada attığımız şey de bizim görebildiğimiz o. Aslında bunun binlerce, 10.000 tane şey olduğunu kabul edelim. Böyle o ha 10.000 tane böyle birinci parantez büyüklüğünde şey olduğunu kabul edelim. Müşteri veya daha fazla her neyse. Şimdi biz burada hangisini içeren, hangisi, hangi object hepsini içeriyor? Bunu nasıl bulabiliriz? Yani şimdi burada bizim 20 tane var. Bunu bulmamız kolay. Veya 30 tane var her neyse. Fakat binlerce şey arasında öyle değil mi yani biz obje hazırlayacağız, şey hazırlayacağız. Bizim ilk önce bir başta hepsini içeren bir şey bulmamız gerekiyor. Fakat bunu nasıl bulabiliriz? 10.000 tane şey arasında. Yani bilen eğer daha sonra öğrenen falan olursa söylerseniz ben çok sevinirim. Yani burada birkaç tane şey arasında bulmak kolay. Yani bilmiyorum. Evet o konuda haklısınız. Önümüze neler geçiyor? Ya şöyle bildiğim kadarıyla da yani tahminince yani tam bilmiyorum ama yani öyle bir şey olduğu zaman da büyük ihtimal ona göre şeyde yönlendirirler. Çünkü kalkıp da tek tek mesela bu runner'da atıyorum binlerce şey olsa tek tek biz bunları yani project class'ını oluşturup tek tek Değil mi? bunları Yani biraz şey olur yani. oluşursanız da bir bakarsınız oluşturmamış bir şeye rast gelirsiniz. Yani oluşturmamış bir Evet. şeye rast gelirsiniz. Aynen. Dolayısıyla onu nasıl bulabiliriz? Şimdi ben siz bunu incelemeseydiniz benim aklıma o gelmezdi yani. Evet. Evet, neyse teşekkürler. Bu böyle kalsın yani. Eğer ileride rastlaşırsak Aynen böyle tekrar. bir şey olursa bilgimiz nedir adı, bir öğrendiğimiz bir şey olursa şey Değişik yaparız. mesela şeyde sorabiliriz bunu. API'de çalışan birisi davetli mavetli olursa veya katılırsak orada Olabilir. sorabiliriz bunu. Olabilir. Olabilir. Tamam. Buradaydık. Açalım. Bir de mesela burada bir şey de aklıma geldi. Mesela 44'ün satırı ben kullanıyoruz ya. Ben kullanmasak da oluyor aslında.
Neden when kullanıyoruz onu bilen var mı? Yani when kullanmadan da şey gidiyor, çalışıyor. Response body'de. Bilmiyorum. Genelde given'la ben arasında hocanın dediği şeydi. Header kısmında istediklerimize yazıyoruz. İşte ne istiyorsa onu çağırıyoruz. Evet. Şimdi bilgisi olan nasıl? Mesela şurada şu önemliymiş. Bir yeri bir boş bırakmak gerekiyor. Çünkü token yazımıza bir eksik Lokalite şey oluyor. Onu yaparken evet okumuyor. yoksa okumuyor. Evet. Onu okumuyordu. Aynen. Şimdi ben şuna şeye baktım da BRD'ye baktım. Mesela BRD'de ilk user'da şey diyor. Read all countries diyor. Read all countries diyor ama mesela ha, tamam doğru. Ben onu şey gibi okumuşum da. Ha yok. Read all customers diyor. 20. user'da read all customers diyor. Hocanın yaptığı şeyde de ilk şeyden başlamış. Antris'ten başlamış. Var, acaba farklı yaptığı 20. yüzyıl süre bir bakalım. Şuradaydı. Buradan sessiz buradan bakalım. Bu, çünkü bu biraz şey alarak almış. Biz buradan yapabiliriz. Sıkıntı yok. Bunu zaten anladık. Bir yeri boş bıraktık. Sonra buradan çağırdık. Sadece get'i çağırdık. Deceleration country descend Java. Yani descend formatı Java'ya çevireceğiz. O da nedir? Object mapper'la customers'ı çağırdık. Bunu yukarıya da direkt koyabiliriz. Read value ile çağırdık. Şurada customer class'ından direkt dedi. strict formatında okusun diye. Tekrar burada bir şey yaptık. For loop yaptık. Bütün customer'ları length'ini alıp işte ikinci şeyde first name'ini getir. First name'ini getirdik burada. Burada da validate yaptık. Validate'i de JSON path ile yaptık. User şeyine bakayım. Küçüğüne bakayım. User validate data demişiz. Buradan Hocam şeye bir alta geçmeden ben fazla konuşuyorum kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Şu şeyde mesela 39'dan 45 arasında biz burada object mapper'ı kullanarak yaptık hocam. Aşağıda da validate'ında JSON kullanarak yaptık. İki Evet. farklı yöntem kullandık. Şimdi bunları biz switch edelim hocam. Yani şeye birinin yerine mesela object'in yukarıdaki metotta Object Mapper kullanmak yerine biz şey JSON Path kullanarak yapalım. Alttakinde de tam tersine Object Mapper kullanarak validate edelim. Hiç olmazsa uygulama yapalım. Yani şimdi böyle şey yaptığımız zaman biraz yüzeysel geçmiş oluyoruz. Eğer uygunsa herkes için. Bir daha söyleyin. Yani switch derken ne yapacağız onu anlamadım. Siz şey gelirseniz İki step definition'ın definition. metot şeyle içerideki yaptığımız metotları değiştireceğiz diyor Abdullah Hocam. Ha, Yani anladım. uygulayarak yaparsak iyi olur hocam. Yani Step işte definition'da. biraz evvel burada durun hocam. Şimdi mesela şeyi yapın. 41 ile 45 arasında comment alın hocam. Size zahmet. Evet. Orayı comment alın aynen. Şimdi biz burayı şeyle yapalım hocam. JSON Path ile yapalım. Tamam yapalım. Şimdi önce JSONPath'ten amacı oluşturuyoruz. Aynen. Sonra response'dan çağırıyoruz. Diyoruz ki JSONPath zaten sonra bunu ne yapıyoruz? Bize ne Aynısını diyor? yapıyoruz. Alttakinin aynısını yapıyoruz. Evet, customer'a gelin hocam. Customer köşeli bir şey. Array içerisinde. Tamam, Şimdi şöyle. customer neden hocam Serhan hocam aslında sizin uzmanlık alanınız bu. Customer Böyle değil. neden bracket içinde? Ne içinde? Customer neden bracket köşeli parantez içerisinde? Yani array için alıyoruz. Map yapıyor da niye map yapıyor? Ondan dolayı.
MEP yaptığı için mi yoksa list yaptığı için mi hocam? Orada MEP mi yapıyor, list mi yapıyor? Şimdi hocam şöyle bu, bunun hocam, amade... Önce MEP'i kullanmış ya. Aynen. Bunu yazdırdığımızda yani çalıştırdığımızda hata veriyor. Çünkü object map'e bir array olarak algılamak istiyor şeyi. Okuduğu value'yu. O yüzden array'e çevirmek zorundayız burada. Buradan da array'e çeviriyoruz. Yani object map'le alakası var yani. Tamam. Şimdi customer diyoruz galiba. Aynısını yapıp bu sefer JSON pet'le yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam. Customer. Bir dakika. JSON pet. Şimdi neyi yapacağız? Ben anlamadım. Burada ne yapacağız? Hocam ya, aynısını biz yukarıda yaptığımız aynısını yapacağız. JSON pet'le yapacağız. Yani customer değil. Yani. Customer yerini oluşturun. Evet. Onu işte object map'a bağlı olarak oluşturuyoruz ki yani şeyle alakası kısım var mı? Eşittir object map'a yeneceğiz, bilmiyoruz hocam. İşte bir yapmadım. JSON yazacağız diyor. Ha, bir tamam. Get string mi diyeceğiz? Burada read value yok galiba. Read deseniz geliyor hocam. Value yok işte burada. Ben onu demek istiyorum. Bu JSON pet'te read value diye bir şey yok. Direkt ne getireceğiz? Yani bunu daha yani benim amacım şu. Yani JSON pet'te biz yukarıda yaptığımızı nasıl yaparız? Bilmediğim için zaten bunu sormak istedim. Yukarıda ne yapıyor hocam? Değerini alıp onu string olarak okutuyor. Class içerisinde. Şimdi customer listini sırayla getirtiyor. Yani benim bildiğim getirmeyle alakalı şeyleri object mapper'la yapıyoruz. Doğrulamada daha çok hocam ikisini de yapmamız, ikincisini yapıyor olmamız lazım. Bir metotların birbirinden farkı yok benim bildiğim. Yani önemli olan nasıl JSON pet get dememiz lazım. Get string dememiz lazım. JSON pet. Tamam öyle yapalım. Bir deneyelim hocam. Tamam. Ama nasıl liste nasıl atacağız? Yani bunu liste değil de customer class'ın içine atmamız lazım. Heh, class tamam hocam. Tamam mı gelmedi? Buldu mu? Yok olmadı. String diyor. Evet. Harika. Nerede hata verdi? Customer'lar birleşik o arada boşluk olacak. Sol tarafta. Ha, şu array olmayacak. Yok. Ne diyor? Boşluk olacak orada. More action'a bir gelir misiniz? Bir dakika. İkinci sene ne diyor hocam? Customer. Yaptı. Ha, strict customer olarak attı. Şimdi bir tane mi yaptı ama burada bir tane getiriyor bunu. Nasıl oluyor? Yazdırayım mı? İster misiniz? Önemli olan yazdırmak değil mi? Şeye göre bakın hocam. Birinci ismi mesela ilk first name'i çağırın orada custom içerisine geliyor mu? Ama şey biz for loop oluşturmadık ki nasıl gelecek? Nasıl çağıracak? Tek tek. İşte bir tane string, bir tane şu anda string oluşturduk sadece. Evet. For loop oluşturalım. Yalnız country içindeki bütün datalar aynı data mı? Biz bir tane oluşturduk ama hepsi string mi country içindeki şeyler? Ona bir baksak. Bakalım. Sen öyle değil mi? Evet, string. String evet güzel. Dolayısıyla bakın 3 tane var. Bir tane değil de 3 tane almamız gerekmiyor mu? Yine şey olması gerekmiyor mu? Array olması gerekmiyor mu? Yani bence de liste olması lazım yani. Hocam onu listeye çevirsek string'i list olarak yapsak list customer deyip diamond şeyle eşit. Evet.
Kabul edilmiştir. Aşağı gidin hocam, ne diyor? Alo. Oraya. Aleyküm selam. Yok hocam, olmuyor. Liste kabul etmiyor. Biz niye liste atıyoruz ki bunu? Hepsi stik işte. Hocam şey yapacak, for loop yapacak ya, nasıl okuyacağız? Ha. Yani for loop yapacak, birincisini alıp ikincisine geçecek. Yani iteration yapacak. Ya bilmiyorum, benim bildiğim GSMPet'te for loop yapmanın ne anlamı var ki? Tek tek şuradan çağırıyorum mesela GSMPet'im ki şöyle mesela assert, assert true, GSMPet. Sen assert yapıyorsun o zaman. Yani assert yapmıyoruz ki biz şu anda. Çağırıyoruz sadece. Tamam, çağıralım. Yani assertsüz, yani anca çağırmayı size yaparsınız. Yani evet. Şöyle salt deyip customers diyebiliriz. Veya şöyle de yapılabilir bildiğim kadarıyla. Customer deyip nokta gelince bir şey çağırır mı hocam? Get string deyip. Ama neyin get string'i? İşte. Yani biz ilk önce şeyi oluşturmamız lazım. Bence bir liste olması lazım burada. Çünkü 3 tane var. Her bir liste içine girmemiz lazım. Bir bakayım hoca, böyle şeyle oluşturmuş mu? Ne derdi? GSMP'le yaptığı bir şey var mı? O dersleri ya da bu şey harcın hocam, bu framework haricinde normal bizim sıradan işlediğimiz derslerin içerisine girip oradan şeye bakabiliriz aslında. JSON, JSONPet'e. Nasıl kullandıklarını. Kimin? Yani ders içerisinde bunlar, siz hangi hocadan almıştınız hocam şeyi? Bunlar şey, Selim hocanın şeyleri zaten. Şimdi yok, Selim bu hocanın... şeyden önce diyorum, normal derslerde. Bu proje. Tülin hocadan almıştık herhalde. Tülin hocanı almıştı da, Tülin hoca şeyle yapmıştı. Test engine'le yapmıştı. Bakayım burada bulabilirsem. Ha, varmış. Mesela bizim yaptığımız neydi? Şeydi öyle mi? Projo. Kukumbur'da yapmıştı sonradan sanki ya. Kukumbur'da tutamıyorum abi. Ben... Fark etmez. Burada da map var. Bakın 3 tane yöntem var. Biri map, biri object mapper, diğeri de JSONPet. 3 tane olması lazım. 4 tane, 4. 4 tane mi? Ben 3 tane biliyorum. 4 yol söylüyor bizimki. Bize Melikor Hanım 3 tane diye söylemişler ama. Yani JSON object'le şimdi birinci yol JSON object'le, yani body ile tek tek getirme, cool to yapıp, ikinci yol JSONPet, buradan tek tek böyle getirmiş. Bakın expert body data'dan alıp assertion ile. Üçüncü yolda solve assertion ile ve JSON object ile yapıyor. Map ile. Şimdi dedim, bunların başına işte map yapıyoruz. Başka yok. Dört yok. Üç tane. Evet. Evet. Yani buna deceleration. Bir dakika hocam. Bakın şurada map içerisinde alınarak şey demiş. Burası bizi ilgilendirmiyor. İkincisi şurada. O map'i derken yani şeyi kastediyor. Şu notepad'le aldığımız var ya, şunları map'in içine atıyor sırayla. Tamam. Hocam bakın, durur musunuz orada bir saniye? O 79. satıra bakın. JSONPet, o response içinden alacağız hocam biz. Tekrar bir şeye gelebilir misiniz? Neden response içine aldık? Girip oradan almamız lazım bizim. Neden response biz içine aldık? Biz response orada. Sağ olun Zira Hanım. Yok, bizim zaten şeyle aldık ya. Şeydi. Neredeydi o bir dakika? Selim hocanın şeyinde. Hı. Biz de zaten response için aldık. Response'dan almışız. Doğru. Evet. Burada ne yapacaksak tek tek yapacağız. Yani. Aynen ya, bence GSMPet burada bir işe yaramıyor bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum da. Hocam yaraması lazım çünkü yöntemler aynı. Yani bir yöntemi kullanıyorsanız diğerini de kullanabilmeniz lazım. Yoksa 3 tane ayrı yöntem göstermezler hocam. Evet. Ya bize bir daha o demek ki şeye gelir misiniz? O dersteki şeye. Aynen. Ama burada mesela biz testinceye göre yaptığımız için mesela test datalarını da oluşturmuştuk burada. Mesela bakın hocam bir dakika. Bakın. 70-80. satıra bakın hocam. Şimdi orada assert yaparken bunu çağıracağız sadece.
assertion şeyini expected body oluşturacağız hocam biz bir tane. Expected body içerisinden şeyi alacağız. Get sizin ama burada expected body işte bu şeye göre davranıyor. Neye göre? Bu işte test engine mantığına göre davranıldığı için biz Cucumber'da böyle ayrıca bir data oluşturmuyoruz. Dataları şeyin içine atıyoruz. Mesela burada datanın mantığı şu. Mesela post request diye bir şey yapıyor. Burada bunları hepsini yapıyoruz. Mesela bütün assertion'ları yapmışız burada. Sonra direkt buradan onu çağırmışız. Hocam bu size zahmet olmazsa bu sayfayı yapıştırıp bana atabilir misiniz? Bunu mu? Evet evet. Post yani yukarıdan 18'den itibaren. Yani bunu atmak yerine Abdül Hocam bunun seni, bu senin şeyde var mı? Git'te var mı? Kitapta yani olması lazım. Hatırlamıyorum da şu an. 5-11 proje. Bende yok bu yer. Bunu ben alayım API'yi unuttum diye hiç şey yapmamıştım. Üstüne düşmediydim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şimdi bakıyorum hocanın mesela şu API testik derste yani hocanın hep yaptığı mesela all customer demiş object mapper'la yapmış. Tek tek mesela first name'i getirmiş, adresi getirmiş. Yani çünkü benim anladığım kadarıyla customer bir list halinde olduğu için object mapper'ı da o kabul ediyor. Yani bilmiyorum sonuçta hoca tabii şeyi olarak anlattığı için, proje mantığıyla anlattığı için ders mantığıyla anlatmıyor sonuçta bunu. Şey yani bütün şeyleri anlatmak zorunda değil. O da var. Ama bilmiyorum. Mesela bak burada mesela bak create country demişiz. Şurada gsampet'ten mesela create country'ye get i int demişiz. Mesela bak sadece integer olduğu için sonra tekrar get string'e bunu string yapmışız id. Çünkü id'ler öyle yapıyor. Sonra value of'la bu create country'yi şeye çevirmişiz. String'e çevirmişiz. Sonra da assertion yapmışız. Hocam orada assertlerde farklı şeyleri uygulamışlar. Yöntemleri uygulamışlar da bize assertlerde değil de şeyde lazım. Çağırmada lazım. Assert haricinde biz assert'e daha gelmeden bir işlem yapmak istiyoruz. Yani sadece çağırmak istiyoruz biz şu anda. Dolayısıyla üç yöntemde de çağırabilmemiz lazım. Yani benim amacım üç yöntemi de kullanabilmek. O anladım açıdan ben sizin amacınızı anladım. Anladım da. Ya işte ben biraz mesela burada yani üç yöntem diğer yöntemleri biraz unuttuğum için hatırlamıyorum. Ben yani hoca işte bizi projede en son object mapper'la bir gsampet'le yapmıştık. Ya ben de mesela dikkatimi çekmişti dinlerken de. Yani hoca mesela read oğlu şeyle yapıyor object mapper'la ama sonra validate yapmayı da direkt gsampet'le yapıyor. Acaba şeyi ne? Özelliği ne? Yani düşünmüştüm ama sordum mu sormadım hatırlamıyorum. Mesela şeyi yapmadı şu gsampet'e object diye bir mantık var ya onu yapmamıştı. Hiç yapmadık yani. Belki projede yapanlar olmuştur ama. Bakın şurada yapmışsınız. Bir dakika bir çok az önce ben gördüm hocam. Gsampet'te bir şey çağırmışsınız orada. O zaten şu bu değil mi? Ya bir dakika durun hocam evet 2207'de. Burada ne yapmış? Hepsi response yani, demiş. Şey yapıyoruz. Biz de doğru yaptık. Gsampet dedik, getString dedik. Hocam şunu kopyalayıp oraya yapıştırır mısınız? Neyi hocam? Şunu mu? 207'yi evet. Bizim burada bizim kendi yaptığımızı. Neredeydi bizimki? User story. Tamam, buradaki farklı response değil, response all. Evet, bir de onu diyeceğim. Evet, orada bir de şey de var. Neredeydi o? Burada mıydı? Bak, bu değil. Bu da değil. Bu mu? Hangisiydi o? Bu değil. Response all'du o. Ve büyük ihtimalle şey yapıyor response all olunca işte.
Bizim de response olması lazım sanki. Evet. Bir dakika. Mesela şurada. Ha, oradaydı, oradaydı. Ha. Şu. Ha. Evet. Response oldan almış abi. Evet. Ama response niye? Response olduğunda bütün ID'leri getiriyor. Aynen. Ha, mantık response şu. Response all nerede oluşturmuş peki? Hocam şu. Şimdi mantık bu. Bu delete yapınca ha, ne yapıyoruz? Aşağıdakini oluşturmuş. Önce delete şey, yapıyoruz 193'te. Ya. Evet hocam delete yapıyoruz ya. Delete yaptıktan sonra tekrar response all deyip aynı şekilde şu kısım aynı. Şuraya kadar. Bu sefer get yapıyoruz. Onları çağırıyor. He, kalan ID'leri çağırmak için de response all. Response all'u da şeye koyuyoruz. Aynı fark etmez yani biz tam önemli değil. Biz delete mi delete yapmadık. Biz response direkt yaptığımız zaman bize yeterli zaten. Sadece biz şey kullandığımız 207'yi oraya yapıştırdık ya onu kullanacağız hocam. Onun kalan ID'ler yerine biz customer yazacağız, şey yazacağız orada. Biz ne kullanıyorsak variable. Oraya ne demiştik yukarıda hocam? Customers mı demiştik? Ha? Evet. Ama şöyle bir şey, buraya bu olmaz. Get string'in içinde şey yok ki. Öbür tarafta böyle değil miydi hocam? Böyleydi. Ama orada hocam şöyle bir şey. Neredeydi o? Hadi ya haberi kaybettiriyoruz. Bir iki miydi? Burada şöyle bir şey. ID'leri getireceğiz ya. Şeyin içindeki, lisan metin içindeki. O yüzden şey yapıyoruz. ID yazıyoruz. Yani bizim burada derdimiz ID getirmek değil ki. Bizim derdimiz bütün country'leri şey yapmak. Getirebilmek yani. Ve yani bütün country'ler de country yazalım. Tamam. Nasıl yazdık? Şey, deneyelim tamam. Hocam. Ateş attık. Tamam, deneyelim. Nerede o? Burada. Çalıştıralım. Yok çalışmadı. Hocam şey print'i şey yapın. Command alın hocam. Ha burada. Evet. Böyle verdi. Tamam şey olarak verdi. Biz bunu şey alacağız sadece. Bizim formatımız sadece farklı. Formatımızı değiştireceğiz. Evet. Evet. Verdi niye yanlış var dedi? Hani çünkü şey. Abdullah hocam size zahmet olmazsa şey gelin de onu bir belirleyelim aşağıda isterseniz. Sayson'un içine gelip onu kastığımız yazar mısınız başına? Köşede tırnaklıda. Şu kastığımızı 53'ün satırda hocam parantezin içerisinde. Tamam. Kastığımızdan önce köşeli kastığımız yazın oraya. İki nokta deyin ha. Tam nerede olduğunu görelim. Bir de print şey alırsanız. Çalışmadı. Bu şeyden çalışmıyor ya. Bu step definition'da şu assertion'un bir şeyi var. Sıkıntısı var. Altta data. Hocam assertion'u kaldırın. Biz assertion'a gerek ihtiyacımız yok ki bizim şu anda. Aynen. Şunları kapatalım olmazsa. Bizim derdimiz o değil yani şu an. Getirdi. Tamam. Biz bunu şey almamız lazım. Array olarak getirdi. Biz bunu nasıl şey yazdırabiliriz? Bizim şu anda tek yapamadığımız o.
Array içinde değil de array dışında nasıl yazılır? Ya bu bir liste değil, bu array bu. Liste mi bu? Liste mi? Liste nasıl alabiliriz dediğiniz gibi? Liste olarak yazdırsak. Yani şöyle mi alırız? Biz aslında şey yaptığımız şey doğru. En azından onu görmüş olduk hocam. Hı-hı. Yani diğer yöntemi yapmış olduk. Aynen. Peki şunu şey yaparak neyse oraya siz devam edin. Olmazsa şu sonucu biz diğer sonuçta bir kontrol edelim hocam. Bakalım şey yapıyorum, ikisi birbirini match ediyor mu? Array içinde de olsa. Boşluk bırakmıyorsun strict'ten sonra. Nerede abi? Customers'la string arasında. 51'i comment alın hocam. Kastımız dediniz orada gerçi fark. Şeyde kastımız yapılmış diyor başka bir yerde. Adını değiştir adını. Customer'lar de. Tamam, customer'lar. Diyeyim. Get list dedim. Böyle country'yi evet. Desem. Aynen. Sonra harika. For loop deyip. Mükemmel hocam. Customer'lar nokta. Ha, size diyeceğiz değil mi? Size. Tamam. Sonra nokta şey demeyeceğiz değil mi? Get hocam birinci. Get i. I evet. Tamam. Nokta bir şey diyor muyuz? Demiyoruz değil mi? Bir şey demiyoruz. Tamam, yok hocam. Tamam. Yazdım. Bismillah. Aşağıdakini de silin hocam. 57. O, sileyim mi bunu? Silin hocam. Comment gerek yok. Comment alın. Tamam. Bakalım çalışacak mı? Allah. Çalışmadı. Nal attı. Niye nal verdi? Get ID. Acaba şuraya country dedik. Tamam. Net mi diyeceğiz acaba? Böyle mi diyeceğiz? Bence ikiye böyle. Renkleri ne alıyorsunuz hocam? Yok. Tamam. İyi olacak orası öyle. Orada bir şey yok. Yani çünkü burayı gösteriyor. 54. bu yazdırma var ya. Ona hata veriyor. İşte null olduğu için yazdırmıyor. Yani orada problem o. Null. Hocam null yani. Şey bir dakika. List yok link ortada. Link hep biz ne olarak aldık onu? Link hep onu biz list değil de hashmap olarak alsak. Link hep map string map'te iki tane olacak. String virgül string. Get list diyor ya o list olduğu için yapmaz onu. Evet. Bir taraf map bir taraf list diyor yani. Hocam bizim map'e ihtiyacımız yok ki, bu tek tane bir tane şey var. Data type var. Bizim map'e ihtiyacımız yok yani. Var mı? Yok. Yani bizim için data türümüz bir tane. List demek olacak ki, ama list olarak getirmiyor onun kararıyla. Abi şimdi şeyi incelememiz lazım. Aşağıdaki hash map link hash map cannot cast orayı çekiyorum. Yani response all'la response arasında bir fark var mı? Yani response all bütün şöyle abi, response dedi all dediği şeyden sonra oluyor. Bir adı kalan ID'leri getiriyoruz ya, tüm ID'leri getirmek için bir daha bir response oluşturduk orada.
Bak şurada. Nerede? Burada yok. Burada yok. Arkadaşlar bakın burada response new demiş mesela. Bu da olur. Bak burada response new yapmış mesela. Bunu da almış. Ya bizim sorunumuz orada değil. Bizim sorunumuz şeyin içerisinde. Oradaki evet. Aslında oraya kadar geldik ama. Evet. Diğer tarafta yazır dedik şeyini. Hocam şey de o zaman yine olmuyor. Ama bir saniye biz niye customer'da niye country dedik ki? Customer demeyecek miyiz? Yani ilaç aldım. Hangisini yapıyorduk ki? Annem sana sordu diyor baba. Customer'ları yapmıyor muyuz? Country yapıyormuş. Orada ne diyordu? Sorry. Country yapıyoruz şu an. Ama customer'dan getirmişiz. Ya fark etmez. Country'de yapsak bir tanesini çağırması lazım. Yani ikisinden hangisini yaparsak yapalım. Birisini çağırması lazım. Bir dakika. Customer değil hocam. Country olacak bizimki. Evet. Ama işte mesela burada object mapper'da şey yapmış. Customers. Yok hocam parantez içinde country yapar mısınız? Şey 52. satırda. Yeşil yere. Tamam. Şimdi bilmiyorum. Ya çok strong. Ne anlatıyor? Bunu getirmiyor abi. Aynen, bana veriyor. Şey mi yapacağız? Et mi yapacağız acaba? Yok hocam, şeyde bizim 52. satırdan kaynaklanıyor asıl. Yani o oradakini okuyor çünkü. Ama işte o zaman bu liste get list diyeceğiz. O zaman get list demeyelim, şey diyelim. Get strict diyelim. Orada JSON pet'ten sonra hangi şeyleri veriyor hocam bize metotları listin haricinde? Bilmiyorum. Yapabilecek olan var mı? Yoksa geçelim. Sonra bakalım olmazsa. Olur. Yani şu an çünkü bir fikri gelmiyor aklıma. Bakıldık. Aynen. Hocam sadece şeye baksak. Şu aşağıda comment aldık ya. Bunu siz isterseniz. Bizim array olarak getirdiğimiz şeyi diğer sonuçta kontrol etsek bir tek. O en azından o doğru mu onu görsek. Hangisini hocam? Ha, biz bu şeyi al, evet onu şey yapın, diğerlerini komandat alın hocam. Tamam. Diğer dediğiniz şu üsttekileri mi? Ama orası doğru galiba. Şu üstleri mi komandat alacağım? Yok biz for'u sonradan koyduk. For olmayacak orada galiba. Böyle miydi demek ki? Evet. Bir dakika, yalnız burada customer demişiz. Yukarıda şeyi okuyor yalnız. Country okuyor. Aynen, custom şunu da kapatacağız.